Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir hadis-i şerifte. Ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nas. Es-sihhatu vel ferah. İki nimet vardır ki çoğu insan onların kıymetini bilmez. Sağlık ve boş vakit. Efendim işte kıymetini bilmediğimiz o boş vakit çok hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Bir bakmışız ki günler, haftalar, aylar, yıllar geçmiş ve ömür bitmiş. İşte bu ömrün son aşamasına gelmeden önce aylarımız, yıllarımız geçtiği zaman biz bu geçen zamanın bir muhasebesini yapmalıyız ve ömrün en sonuna geldiğimiz zamanda Rabbimize hamdolsun ki ömrümü çok güzel bir şekilde geçirdim diyebilmeliyiz. Efendim şu anda işte 2022 artık bitiyor ve 2023'e gireceğiz. 2022 içinde nasıl bir hayat geçirdik? Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, bize emrettiği hangi davranışlarımızı hayatımıza kazandırdık ve Rabbimizin bizden yasakladığı, yapmamamızı emrettiği hangi davranışları terk ettik? Bunu bir düşünmeliyiz. Bir muhasebe etmeliyiz ki 2023'ü daha güzel bir şekilde geçirelim ve eksilen ömrümüzün de geri kalanını daha güzel bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir şekilde idame ettirelim. Peki bu yılların, nefsin, geçen zamanın muhasebesini nasıl yapacağız? İşte Kürsü programında bugün bu konuyu ele alacağız. Çok kıymetli hocam, Çatalca vaizimiz Doktor Masum Vanlıoğlu hocam bizlerle birlikte. Muhterem hocam, ev sahibi olarak evinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Elhamdülillah. İyi, siz de iyisiniz inşallah. Sağlığınıza duacıyız hocam. Bilmiyorum, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam, zaman hızla akıp geçiyor. 2022 artık bitiyor ve 2023'e gireceğiz Allah nasip ederse. Tabii gözlerimizi açıp kapatmışız. Hani artık yıllar çok çabuk geçiyor. Ömürden de her geçen gün bir zaman eksiliyor. Ömür bitiyor aslında. Hani üzülmemiz gereken bir taraf var burada, çünkü ömrümüz artık bitiyor. Yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz ömrümüzün. Bu durumda hocam tabii geçen zamanı bir muhasebe etmemiz gerekiyor. İnsan bu geçen her zamanı bir muhasebe etse, nefsini muhasebe içinde olsa, aslında Efendimizin de belirttiği gibi o kıymetini bilmediği zamanı kıymetlendirecek ve hayatını daha güzel bir biçimde yaşayacak. Öncelikle hocam nefis muhasebesi nedir? Bununla başlayalım. Tabii nefis ve muhasebe, ikisini yan yana koymak. Bir tarafta nefis var, diğer tarafta nefsin yapmasını istediğimiz veya Allahu Zülcelal'in istediği bir muhasebe işlemi var. Önce nefse bakmak lazım. Yani neden nefisten bir muhasebe isteniyor? Bardaktan muhasebe istenmiyor, camdan muhasebe istenmiyor da nefisten isteniyor. Nefis Kur'an-ı Kerim'de olan bir tabir. Hadis-i şeriflerde sünnet-i nebeviyyede olan bir tabir. Bütün insanlığın terbiye etmek için mücadele verdiği o özel varlığın adı. Evet. Yani tarih boyunca bütün düşünebilen insanlar bunu terbiye etmeye çalışmış. Elbette ki bu nefsin terbiyesi konusunda ilk emri veren yine Allahu Zülcelal. Nefis insanın istek ve arzularını kontrol edilebilir veya edilmez şekilde hayata aktaran iradesi oluyor. Yani benim bu bedenim nefis değil. Ama bu bedenimin nasıl hareket edeceğini yönlendirme gayreti içinde olan, bir tarif etmekte zorlandığımız, elle tutup gözle göremediğimiz fakat varlığını kabul ettiğimiz bir şey. Böyle olunca nefiste bir kısım özellikler görmüş oluyoruz. İnsanda nefis olmasa irade de devreye girmeyecek. Evet. İnsanın bir nefsi var, bir istekleri var. Allah Celle Celaluhu nefsi Kur'an-ı Kerim'inde tarif ederken 7 tabaka olarak, 7 mertebe olarak anlatmış. Nefsin en düşük mertebesi
her türlü arzu ve isteğini yerine getirmeye çalışan nefis. İstekleri, canı istediğinde yemek yiyor, canı istediğinde diğer işleri yapıyor. Mevla Teala onun muhasebe etmesini istiyor. Nefis muhasebe durumuna girdikçe, yani kendi kendisini sorgulamaya başladıkça, yaptıklarının doğru olup olmadığını zihin dünyasında tartmaya başladıkça, orada nefis muhasebesi dediğimiz işlem görülüyor. İşte o yaptığı işi tartabilen nefis, kademe kademe nefsin mertebelerini aşıyor. Sıradan bir insan düşünün. 2022 bitiyor. Onun hayal dünyasında 2022 ile ilgili son kalan şey nedir? İşte sözüm ona, İsa Aleyhisselam'ın doğumunu esas alarak başlatılan ve alkolün tüketildiği, haram bir kısım işlerin yapıldığı, adına yılbaşı gecesi kutlamaları denildiği, evet, bir kısım gayrimeşru işlerin peşinde koşuyor. Şimdi böyle bir nefsin hayatında ne var? Böyle bir nefsin derdine hiçbir derdi yok onun. O nefsi emmare, kişiye kötülükleri emreden bir nefis. İsteklerini yap, ne istiyorsan ye, ne istiyorsan al, ne istiyorsan, iyilik ve kötülükle onun anladığı bir şey yok. Bir tek şey var onun istediği, bu hayatın içindeki isteklerini yerine getirmek. Fakat muhasebe devreye girince şöyle bir içe dönüş var. Ben ne yaptım? Nerede doğru yaptım, nerede yanlış yaptım? Yaptıklarımın hangi kısmı Allah Celle Celaluhu'nu mutlu etti, hangi kısmı Yüce Rabbimi rahatsız etti? Bu başlayınca nefis muhasebesi oluyor. Bu muhasebenin mertebeleri ne kadar sıkıysa, hani işletmelerde muhasebe vardır, işte bir ön muhasebe vardır. O ön muhasebeden önce bir fişkesen vardır. Evet. Fişkesenden ön muhasebeye gelir derken ana muhasebeye gelir. Bir de mali müşavir vardır, bir de yeminli mali müşavir vardır. Şimdi nefiste de sistem böyle. O kötülükleri emreden nefis düşünmeye başladığı zaman, yaptığı kötülükleri kendi kendine ikrar ediyorsa, kötülüğünü iç dünyasında dile getiren bir nefis oluyor. Ve kademe kademe o muhasebe nefsi kamile kadar götürüyor. Nefsi kamileye. O artık bütün olgunluklara erişmiş bir nefis oluyor. Şimdi insanın nefis terbiyesi, nefis muhasebesi, ikisi birlikte yürüyor. Muhasebe yapabilen nefis, terbiye edilebilen nefis haline geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu genel manasıyla insan nefsinin kötülüğü emrettiğini ifade buyurur. Aklımıza şöyle bir soru geliyor. Ya Rabbi, madem ki bu nefis kötülüğü emreden bir nefistir, bir varlıktır, neden bize bunu verdin? Mevla Teala buyuruyor ki, sizin önünüze iki yol koydum. Hayrı da bıraktım, şerri de bıraktım. Siz eğer nefsinizin kontrolünü gerçekleştirebilecek sistemi, mekanizmaları, insanları, ölçüleri hayatınızın içine alırsanız, o zaman siz hayrı işleyen bir nefse sahip olursunuz. Nihayetinde de olgunluğun zirvesine çıkmış olursunuz. O zaman işte nefis muhasebesi kendini gösteriyor. Şimdi şöyle bakalım. Evet. İnsanoğlu nasıl bir nefis muhasebesi yapacak veya nefis muhasebesi nerede başlayacak? Aslında nefsin muhasebesinin başladığı ilk yer kelime-i şehadettir. Yani bütün müminler belli ölçüde nefis muhasebesini her gün yaparlar. Hiçbir işle alakam yok, hiç namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum dese bile, sorduğumuz zaman herhangi bir mümine, elhamdülillah Müslümanız değil mi? Elhamdülillah Müslümanız dedi. Orada nefis muhasebesi başladı. Ne yaptı? Şirke dair, Allah'ı inkara dair olan her şeyi bir kenara bırakacak kadar nefsini kontrol etti. Sonrasında yapılan iyiliklerin tamamı nefis muhasebesidir. İhtiyaç sahiplerine baktı.
namaz kılmayı başarıyorsa beş vakit namazı, bu da nefis muhasebesidir. Oruç vakti geldiğinde tutabiliyorsa o da nefis muhasebesidir. Ne bileyim, bir kötülük geldi aklına, dedi ki Allah bundan razı olmaz, kendini geriye çekti. Bu da nefis muhasebesi. Yoksa şöyle bir durum yok yani, nefis muhasebesi yapmak demek bir kenara çekilelim, 40 gün orada duralım, sonra hayatın içine çıktığımızda değiştirelim değil. Aslında nefis muhasebesinin özü şu: İnsan her an Allah Celle Celaluhu'nun kendisini gördüğünü, murakabe ettiğini, denetlediğini biliyorsa nefis muhasebesinin olgun kısmı budur. Ona rağmen insanın arada hatası olmaz mı? Elbette ki olur. Hocam, kumaş işiyle uğraşan bir salih zat varmış. Farkında olmadan bir ürünün kusuru gözünden kaçmış ve müşteri almış gitmiş o ürünü. Kusuru olduğunu görünce de hiddetli bir şekilde gelmiş dükkana. Salih zatın suratını atmış böyle kumaşı ve demiş ki işte bağırmış, utanmıyor musun sen bana bu kumaşı vermeyi, şöyle böyle bağırıp çağırmış. Salih zat başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Tabii müşteri pişman olmuş, demiş ki ya dur demiş, ben kızdığım için ağlıyorsan eğer ben demiş bu kumaşı geri alırım, hiç problem değil demiş. Salih zat demiş ki hayır, ondan ağlamıyorum. Benim ağladığım şey şu: ben yarın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığım zaman Cenab-ı Hak benim ömür sermayemi alıp işte bu şekilde suratıma atarsa o zaman ne yapacağım? Oradaki defolar sebebiyle. Oradaki defolar sebebiyle ben bu kumaşı şu anda telafi eder ve sana geri veririm. Ancak ömür sermayem bittiğinde, ahiret gününde tekrar dünyaya gelip onu değiştirme imkanım yok. Ben bu sebeple ağlıyorum demiş. Şimdi baktığımız zaman işte bu ömür sermayesi elbet bir gün bitecek hocam. Ki yıllar geçtikçe aslında işte ifade buyurduğunuz gibi Hazreti İsa'nın doğumunu kutladığı Hristiyanlar için işte yılbaşı, Noel vesaire farklı isimler kullanıyorlar bunun için. Bu bizim için bir sevinç kaynağı değil, bir hüzün kaynağı. Çünkü ömrümüzden bir yıl eksiliyor artık. Yaşlanıyoruz. Ömür sermayemizin sonuna geliyoruz artık. Yani dolayısıyla bunu muhasebe ederken de bu cihetten düşünmemiz gerekiyor. Yani bize ne getirdi geçen yıl, bize ne kazandırdı, bizden ne götürdü, gelecek sene bize ne kazandırır ve bizden ne götürür? Hani geçen yılı değiştiremeyiz, artık geçmiştir, bitmiştir. Ancak gelecek seneyi değiştirme imkanımız vardır. Çünkü o bizim elimizde. Hani ben kendimi muhasebe ettiğim zaman, sizin ifade ettiğiniz gibi o nefsi muhasebe ettiğim zaman, bir silkelendiğim zaman gelecek sene bu sefer daha farklı, daha dikkat ederek, geçen sene de yaptığım hataları yapmamaya çalışarak daha güzel bir hayata erişebilirim. Yani dolayısıyla hani bu nefsi muhasebe ederken bir de bu cihetten bakmak gerekir diye düşünüyorum hocam. Tabii şimdi insan, aslına bakarsanız İslam'ın koymuş olduğu ölçüler kişinin günde defalarca nefis muhasebesi yapmasına fırsat verir. Sabahleyin hani daha öteye götürelim, başarabilen kardeşlerimiz için teheccüd namazına kalktığı zaman nefis muhasebesi başlar. Yani Allah Celle Celaluhu bize bir hayat verdi. Verdiği hayatı çok kıymetli kıldı. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında der ki hayatımızı anlatırken, ömrü aziz der. Biliyorsunuz aziz Allahu Zülcelal'in sıfatlarından bir tanesi. Yani yücelik anlatan bir şey. Neden İmam Rabbani Hazretleri ömre aziz sıfatını kullanır? Yani yüce bir ömür, çok değerli bir ömür. Ebedi cenneti kazandırdığı için bu sıfatı kullanır. Şimdi insan ömrünü değerli görmesi için ona birisinin bir şeyleri anlatması lazım. Mesela çocukluk günlerimizde bizi okumaya götüren veya çalışmaya götüren büyüklerimizin bir hedefi vardı: geleceğe hazırlanın. Evet. Okursanız bilgili kişiler olursunuz. Çevrenizdeki insanlar sizin bilginize müracaat eder ve siz toplum içinde faydalı bir insan olursunuz.
Bu aslında o yaştan itibaren bir nefis muhasebesi alıştırmasıdır. Veya çalışmayı öğrettikleri zaman 3 kuruş, 5 kuruş ne kazanıyorsak önemli değil. Bu da yine bir şeyin değerini anlamak içindir. Şimdi gece teheccüde kalkan kişi abdestini aldığı zaman 2, 4, 6 ne kadar kılmış ise kıldığı namazın sonunda şöyle ellerini açacaktır. Ya Rabbi, hamdolsun kalkacak bir sağlık verdin. Hamdolsun bana namaz kılabilecek bir sağlık verdin. O dakikalar aslında görünüşte hamd ediyor gibi olsa bile, şükrediyor gibi olsa bile bir nefis muhasebesidir o. Çünkü Evet. eldeki nimeti konuşuyor. Onun kalktığı gecenin o vaktinde milyonlarca insan uykuda. Sabah namazına kalktığında, affedersiniz, yine aynı şekilde dünyada milyonlarca Müslüman belki kalkamıyor. Zaten inanmayanların durumu farklı. Bunu daha çok nerede hatırlarız? Ramazan-ı Şerif'te sahurda bakarız buna. Evet. Sahurda. Biz mesela özellikle genç olduğumuz günlerde böyle dışarıya gitmeyi severdik. Sağa sola bakalım. Bazı sokaklardan yürürdük, hiç ışık görmezdik ve üzülürdük. Acaba bu sokaklarda da sahura kalkıldığı günler görülecek mi diye düşünürdük. Şimdi insanın kılmış olduğu namazların sonunda yaptığı duanın tamamı nefis muhasebesidir. Tüccarın nefis muhasebesi nedir? Sattığı ürünün yazdığı etiketle uyumlu olmasıdır. %100 pamuk dedi. Evet. O %100 pamuk ise bu nefis muhasebesidir. Aldatmak istemiyor. Allah izin vermediği için kendisini geriye çekiyor. Bunun örnekleri çoğaltılır. Ama en önemli şey kişinin bireysel olarak yaptığı nefis muhasebesidir. Bu ticaretin içinde vardır, yaşantının içinde vardır, kendi evinde vardır, arkadaş çevresinde vardır. Mesela benim nefis muhasebesi olarak çok sevdiğim kavramlardan bir tanesi vefa kavramıdır. Yani hayata bakarken nefis muhasebesini en iyi anlatabilecek kavram bana göre vefadır. Çünkü yaratana vefa gösterirse günah işlemez. Birlikte yaşadığı arkadaşlarına vefa gösterirse onları yarı yolda bırakmaz. Evli olduğu eşine vefa gösterirse onun her daim değerini bilir. Bu da nefis muhasebesi. Ne alakası var vefa ile nefis muhasebesinin? Var işte. İnsan ya ben yanlış yapmamalıyım dediği dakikada devreye vefa giriyor işte. Bak, bu çok önemli bir şey. Mesela ben bir örnek vereyim. Benim halam rahmetli yaklaşık 35 yıl yatalak kaldı. Merhum Mahmut Efendi'nin hanımı. 35 yıl. Allah rahmet eylesin hocam. O 35 yıllık sürede biz bir cümle duyduk hocamızdan. Dedi ki, ben okudum, hizmet etmeye çalıştım. Halan evin işlerini ve çocukları gözetti, bunları yönetti. Ben onun hakkını ödeyemem. Şimdi şöyle bir duruyorum. Bir yönüyle vefa bakıyoruz. Ama diğer yönüyle nefis muhasebesi. Ne olacak canım, ne hali varsa görsün. Bizde şöyle bir algı var. Yani ben bir kenara çekilip tesbih çekmeyi başarabilirsem, yalnız başıma, bu nefis muhasebesidir. Hayır kardeşim. İnsanlarla olan ilişkilerde eğer kendimi kontrol edebiliyorsam, o zaman nefis muhasebesi devreye giriyor. Çünkü benim bir bana yansıyan muhasebem var. Bir de topluma yansıyan muhasebem Evet. var. Bana yansıyan kısmı beni ilgilendirir. Ama topluma yansıyan kısım toplumu ilgilendiriyor. Bunun adına vefa derler, bunun adına sadakat derler, bunun adına derler oğlu derler. Ama sonuç nereye gelir? Yine nefis muhasebesine gelir. Yani çocuklarla, gençlerle, büyüklerle fark etmiyor. Bunu çok konuşmakta fayda var. Yani bir yılın bitiminde konuşuyoruz. İşte sene bitiyor. Doğru.
Bitti sene. Nedir yani? Kaybettik mi, kazandık mı? Böyle bir sevdiğim bir arkadaşımın annesi ve babası zannediyorum 90'larına geldiler. Allah hayırlı ömürler versin. Tamam. Soruyorum, nasıl geçiyor günler? Diyor ki, vallahi diyor, biz bu hayatın içinde Allah'ın rıza gösterdiği, bize izin verdiği her türlü nimete eriştik. Bir eksiğimiz yok. Her şeyimiz var. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Hayırlı bir ölümü bekliyoruz diyor. Çok zordur o cümleyi, evet, söylemek ya. O yaşta. Sağlıklı ikisi de. Elhamdülillah, dinlediğiniz zaman zihin berrak, anlatacaklarını anlatıyor. Ve 10 yaşından itibaren kıldığı namazı, bir kısmı çok özür diliyorum, 7 yaşından itibaren kıldığı namazı, arada geçen sürelerin hepsini öyle bir anlatımla anlatıyor ki, böyle o anlatırken böyle ağzınız açık, tatlı tatlı dinliyorsunuz, arada sorular soruyorsunuz. Fakat bakıyorum, yani bir insan 80 yıl eğer bu istikrarı yakalayabilmişse herhalde olgun bir nefse erişmiştir yani. Muhasebenin bundan yukarısı yok. Yani 80 evet. yıllık ömürde bir insan namaz kaçırmadan yaşayabiliyor. Haram ticaret yapmıyor. Beyefendi veya erkek, hanımefendi veya beyefendi gayrimeşru bir hayatın içine girmiyor. Ne iş yaptı bu? Hep nefis muhasebesi yaptı. Ne güzel hocam. Rabbim öyle yaşamayı da seversin bizlere de. Çünkü çok zor bir şeydir. İnsan ne kadar uzun yaşarsa o kadar da hesaba çekilecek. Bunun hesabı var. İşte ifade ettiğiniz gibi sürekli bir nefis muhasebesi içinde olan kişi, hesaba çekilmeden önce her daim kendini hesaba çeken insan, hesap günü geldiği zaman da rahatlıkla o hesabı verir. Kesinlikle. Yani kolaylıkla verir onu. İşte bu, ama bunu... Allah muhafaza tersi de var hocam bunun. İşte 80 sene ne yaşadığından haberdar olmayan insanlar var maalesef. Burada hadis-i şerif var hani, hayrun nas men tale umruhu ve hasune ameluhu. Bu demin bahsetmiş olduğum o güzel insanlar için veya onların benzerleri için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı veya en hayırlıları ömrü uzun, ameli Allah'ın razı olduğu amel olanlardır. Allah razı mı? Razı. Böyle bir hayat. Tabii işte burada şu var. Acaba nasıl bir çevreye sahip olmuşlar? Anne ile baba nasıl bir anne babaymış? Kimlerle beraber olmuşlar? Kimlerle beraber olmuş? Onlara çocukluk günlerinde nasıl bir yemek yedirilmiş? Helal mi, haram mı? Anne ve baba onları evlendirirken, her iki taraftaki anne baba bu iki insanı evlendirirken neleri esas almış? Bunların hepsi nefis muhasebesinin içinde. Diyor ki o annemiz, benim annem ve benim babam beni eşime verirken eşimin sadece namazına baktılar diyor. Birlikte yolculuk yapıyor kayınvalidesiyle damat adayı. Evet. Tabii şey de var, kayınpeder de var. Yol tabii eskiden uzun sürüyor. 1000 kilometre, 1200 kilometre yol. 1,5 gün sürüyor yol veya bir gün sürüyor. Yol boyu kadıncağız bakıyor. Gencecik bir delikanlı. Her namaz vakti otobüs duruyor. Otobüs durur durmaz gidiyor, abdestini alıyor, namazını kılıyor, yemek yemeye fırsatı yok. En son inecekleri zaman delikanlıya diyor ki, gel bakalım. Sen nerelisin? Kimsin? Nesin? Benim iyi bir kızım var diyor. Seni onunla evlendireyim. Bir tek namazına bakıyor. Çünkü namazı düzgünse zaten diğer işleri düzgündür hocam. Evet. Böyle bir... Ya şimdi tabii bazı şeyler artık hayal gibi geliyor. İnsanlar yani nefis muhasebesinden o kadar uzağa düştük ki veya anlatamadık ki
veya çevremizdeki insanlarla örnek bir toplum oluşturma gayretimizi ihmal ettik. O güzeller geçip gidince geride kalanlar olarak, evet bizler de onları takip ediyoruz ama herhalde birazcık daha fazla gayret göstermek lazım. Gençlerin önünde gerçekten Allah'ın rızasını gözetebilen sembol isimler olması lazım. Yani bu memleket için çalışacak, bu ülkenin insanı için çalışacak, İslam dünyası için ve bütün insanlık için çalışacak. Ama karşılığında ne makam, ne şöhret, ne de bir şey beklemeyecek. Allah Celle Celaluhu göndermeyecek mi? Gönderecek. Ama onun önceliği olmayacak. O zaman durum değişiyor. Bu insanlar duruşlarıyla nefis muhasebesini gösteriyor. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadise var. Saat başı kendisine soru sormaya gelen bir elemanı var. Bugün Allah için ne yaptın? Soru bu. Ama sorunun hedefi ne? Nefis muhasebesi yaptırabilmek. Bunu Hazreti Ömer istiyor. Osmanlı padişahlarına da, ki cennette müjdelenen bir sahabi. Tabii, cennette müjdelenen bir sahabi. Osmanlı padişahlarına da orada mehterdeki mehter başı ne dermiş? Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var. Şimdi bu da nefis muhasebesi. Peki biz bugün nasıl nefis muhasebesi yapacağız? Şöyle bir duruyoruz. Allah'ım elimizdeki nimetleri alma. Bak, nefis muhasebesi. Biz nimeti düşündüğümüzde ilk planda aklımıza gelen elde avuçtaki servet. Yaşı ilerlemiş, sağlığı bozulmaya durmuş olan, Allah'ım sağlığımı alma diyor. Herkes bulunduğu duruma göre nimetin ne kadar değerli olduğunu takdir ediyor. Evet. İşte bu bir nefis muhasebesi. Bize bunu öğretmek için, evet, büyüklere ihtiyaç var. Yani o gönül insanlarına, Mevlana'ların, Şah Nakşibendlerin yolunu takip eden, bu yolu öğreten insanlara ihtiyaç var. Ama o insanlar her dakika başımızda duramaz ki. Biz şöyle Kur'an-ı Kerim ile kendimizi hemhal etmeliyiz. Sünnet-i Nebeviyye ile meşgul olmalıyız. Eğer o meşguliyet bizim dünyamıza yerleşirse zaten nefis muhasebesi geliyor. Şimdi istesek de istemesek de bu programı belirlenen zamandan öteye götürebilir miyiz? Hayır. Niye? Bir muhasebeci var, durduruyor. Değil evet mi? Hocam, bir süresi var. Bir süresi nasıl ki ömrün bir evet, süresi var. O da öyle. Programın da bir süresi var. Tabii hocam, herkes kendi yaptığı hataları ya da iyilikleri biliyor. Herkes kendini biliyor tabiri caizse. O yüzden herkes kendi davranışlarını düşünerek bir muhasebe yapmalı. İşte kimi, hani Allah muhafaza, içki içiyordur, içkiden arınmak için bir muhasebe yapmalı. Kimi namaz kılmıyordur, namazı kılmak için bir muhasebe yapmalı. Sadece bunlar değil. İfade ettiğiniz gibi sosyal hayatta da işte falan kişiyle küsmüş. E niye küsmüşsün? Hani bunun bir muhasebesini yap. Ya da ne bileyim, insanlara karşı olan muamelesi, davranışları nasıl? Dünyaya kazandırdığı bir şey var mı? Yahut kazandırmayı hedeflediği bir şey var mı? Bunun muhasebesini yapmalı insan. Domuz etinde gösterdiğim hassasiyeti piyango biletinde gösterebiliyor muyum? Bunu düşünmeli insan. Yani Eminönü'nden geçerken Nimet abla denilen piyango bileti satan yerin önü tıklım tıklım kalabalık hocam. E insanlar Nimet abladan umduklarını, nimeti veren Rab'den umuyorlar mı acaba? Hani bunu düşünmek lazım. İşte bunların muhasebesini yaptığı zaman kişi zaten nihai hedefe ulaşmış olacaktır ve hayatını da çok güzel bir şekilde yaşayacaktır. Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığımızın Cuma hutbesi kumar, piyango ve benzeri konulardı. Yani ömrü değerli kılmak için yanlışlıklara düşmemeyi anlatmaya çalışıyordu. Belli yerlerde eleştiri almış. Şimdi şöyle bir düşünüyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu insanı şerefli kıldığını ifade buyuruyor. İnsana verdiği ömür o kadar kıymetli ki, bir kısım insanlar var, 30 sene yaşıyor ama unutulmuyor. 40 sene yaşıyor
Fatih Sultan Mehmet 48 sene yaşamış. Yavuz Sultan Selim Han 48 sene yaşamış. Yani böyle bizim düşündüğümüz gibi 150 sene falan yaşamamışlar. Türkiye'nin medarı iftiharı bugün, Allah hayırlı sağlıklı ömür versin, Kızıl Elma'yı uçuran genç kardeşimiz Selçuk Bey kaç yaşında yani? 41 yaşlarında yani. Ama herkesin duasını alıyor. Şimdi insan kendisini Allah'a adamaya niyet eder de gerçekten bir şeyleri ortaya koymaya çalışırsa orada o eksikliklerden arındıkça Allah Celle Celaluhu onu yüceltiyor. Peki o kötülüklerin içine giren insanlar ne oluyor? O insanlar kayıp oluyor. Efendim mevsimi geldi, biz şunun peşine koşalım, biz bunun peşine. Peki sonradan gelecek olan çocuk ne olacak? Haramla büyütülen bir çocuk, haramın işlendiği mecliste bulunan bir çocuk, sürekli haramı işleyen bir anne ve baba çocuklarına ne verebilirler? Ya bugün yani mevsim diyelim serin, serin mevsimde bir koyun yavrusunu doğursa, bir kuzu doğursa, eğer çoban o kuzuyu sıcak bir yere koymazsa o hayvan ölüyor. Soğuğa dayanamıyor. Koyun o sıcak yere alınsın diye sanki onu boğuyor gibi bir kenara koyuyor. Ne zaman çoban koyunu korumaya alıyor, koyun kendisini geriye çekiyor. Kuzu bir korumaya alınırsa geri çekiyor kendisini. Hayvan kendi yavrusunu koruyor. Biz peki insan olarak korumayacak mıyız? Çocuklarımızın akıbetini düşünmeyecek miyiz? Düşüneceğiz. Bunların hepsi nefis muhasebesi. Böyle şöyle bir şey düşünülüyor. Bu nefis muhasebesi işte kitaplarda yazılır satır satır. Ondan sonra da anlatılır. İnsan da bunu bir hap gibi alır yutar. Böyle bir hayat yok. İslam hayatın bütününde görünmesi gereken bir dini ölçüdür. O din ne var ne yoksa onu ortaya koyarsak olur. Nefis muhasebesi bunun her tarafını kuşatır. Haset bir insanı düşünelim, kıskanç bir insanı. Kıskanç olan bir insanda nefis muhasebesi var mıdır, yoktur. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü o birilerinin kötülüğünü istiyor veya birilerine hasette bulunuyor. Kendini kontrol edemiyor. Hem kendisini yiyip bitiriyor hem de fırsat buldukça öbürlerinin aleyhinde konuşuyor. Yani nefis muhasebesi deyince gerçekten insanı bir bütün halde toparlıyor. Bunu çokça söze dile getirmek lazım. Hazreti Ömer Efendimiz'e atfedilen bir söz var biliyorsunuz. Hasibu enfusekum kable entuhasebu. Hesaba çekilmeden önce siz kendinizi hesaba çekin. Tamam ben hesaba çekeyim. Falana şunu yaptım, filana bunu yaptım. Tasavvufta biliyorsunuz bir böyle murakabe-i mevt denilen çok önemli bir düstur var. Yani ölümü düşünmek. Evet. Her akşam yatağa girdiğinde derviş veya samimi Müslüman, gayretli Müslüman şöyle yastığa başını koyar, sağ omuzu üzerine yatarken ben bugün ne yaptım? O gün sabah namazından itibaren yattığı vakte kadar geçen süre 10 saat, 15 saat, 20 saat fark etmez. Kaç dakikada muhasebesini yapar? 3 dakika yeter ona. İyilikleri hatırlamaz. Kötülükleri hatırlar. Ama söylediği kötü sözü, kırdığı kalbi, yaptığı yanlışı hatırlar. O esnada şöyle oluyorsa, cız ediyorsa içi tamam. Böyle bir, hani bazen insan yaptığı hatadan dolayı ağzından bir kelime kaçırır der ki, niye yaptın? Keşke demeseydin, keşke kırmasaydın yapabiliyorsa o söz tövbe işte. Ennedametü tevbetün hadis-i şerifte. Hani pişmanlık tevbedir. O da nefis muhasebesi. Ama nefis muhasebesinin zirvesine tevbenin kendisi. Ki onda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği hadis-i şerifte küllü beni Adem'e hattaun ve hayrul hattaine tevvabun. Evet. Yani her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir. Evet. Buyurur. İşte bahsettiğiniz gibi o 3 dakikalık nefis muhasebesinden sonra hocam bir tövbe etse ve samimi bir şekilde bir estağfirullah dese yani Allahu alem
o gün zamana kadar işlediği bütün günahları dökülecek belki de. Ve belki de onun kurtarıcısı o ettiği tövbe olacak hocam. O esnada ettiği tövbe olacak. Süleyman Çelebi diyor ya hani Mevlidinde rahmetullahi aleyh, bir kez Allah değilse aşkı ile lisan, dökülür cümle günah mislü hazen. Yani insan böyle hissederek ve düşünerek bir defa Allah dese, bütün günahları sonbaharda dökülen yapraklar gibi dökülür. Şimdi bu ne? Bu yine işte nefis muhasebesi var. O Allah dediği an, yani böyle bir şeyi ezberlemiş, tekrar ediyor gibi değil. Evet. Hissederek söyleyebilmek. Hissederek söyleyebilmek. Eğer hissederek bir şey söylerse bir insan, o başka yerlere yansıyor. Hani şey vardır ya, böyle sesi vurursunuz, böyle bir tokmak vurulur, davulun tokmağı. O bir ses çıkartır böyle. O ses tınlaması muhteşem bir şekilde yayılır. İnsanın samimiyeti, onun ağzından çıkan ses, bütün kainata aynı şekilde yayılır. Kimi vardır, Allah der kendisi zor duyar. Kimi vardır, Allah der bütün kainat duyar. Öyle insanlar var ki, Afrika'daki insanlar onlara dua ediyor. Tanımıyor, evet, bilmiyor ama uzaktan seviyor. Biz Endülüs'e gittik, Toledo'da böyle apartman altında Faslı ve Cezayirli kardeşlerimiz bir yeri satın almışlar, cami yapmışlar, anaokulu yapıyorlar filan. Bize Toledo ki yani orada cami yok, namaz kılacak yer yok, bir tek orası var. Bize memleketimizde yaşayan güzel insanlara selam gönderdiler. Dediler ki biz onları seviyoruz. Onların Müslümanlığı, onların yaptığı hizmetlere aşığız. Bizden selam götürün. Demek ki o kişinin yaptığı hayırlı hizmetin sesi oralara kadar gidiyor. E sesi ulaştıracak olan kim? Allah Celle Celaluhu. Nefis muhasebesinin değerini ulaştıracak olan kim? Yine Allah Celle Celaluhu. Bu sadece bizim doğru yaşamamızla alakalı bir durum. Belki bazı kardeşlerimiz şöyle diyecektir. Ya siz bu akşam nefis muhasebesine başka bir yerden bakıyorsunuz. Biz tasavvufta nefis muhasebesi denince işte nefsi terbiye etmek için günlük belirli zikir ölçüleri verilen bir ölçüyü biliyorduk. Yani evet, bir ders sistemini biliyorduk. Virt. Doğru. Onlar da öyle. O da bir virt. Ama biz yaşayan hayatta genç kardeşlerimizle konuşuyoruz. Yaşayan hayatta belki bahsettiğimiz virde erişemeyecek orta yaştaki kardeşlerimizle konuşuyoruz. Veya belki ilk defa duyan ileri yaştaki bir büyüğümüzle konuşuyoruz. Nefis muhasebesi aslında hayatın her yerinde var. Şekeri olana doktor diyor ki bunları yemeyeceksin. Muhasebe işte. Kalp rahatsızlığı olana şunu söylüyor. Efendim tansiyonu olana bunu söylüyor. Bakıyorsunuz sofraya herkes oturuyor ama herkesin eli uzanmıyor. Nefsini kontrol edebilen bedenini sağlam tutmaya çalışıyor. Can kıymetli. Nefsini kontrol etmiyorsa yanlışlığı yapıyor. Bu sefer hasta oluyor. Hastalığı daha da ileri, evet, bir seviyeye geliyor Allah hocam, bu sefer de. Allah muhafaza. İfade ettiğiniz gibi. Çok güzel bir hadis-i şerif var hocam. Çok hoşuma gitti. Paylaşmak isterim. Mümin günahını üzerine yuvarlanmasından korktuğu bir dağ zanneder. Günaha dadanmış kişi ise günahını burnunun ucuna konmuş, ona bir şey söylediğinde uçacak bir sinek gibi görür. Aslında nefis muhasebesini de güzel bir şekilde özetliyor hocam. Hani yaptığımız hataları hangi boyutta görüyoruz biz? Yani bir kusur işlediğimizde, Cenab-ı Hakk'a karşı bir günah işlediğimiz vakit, o günah gözümüze çok ufak bir şey mi, işte burnumuza konan bir sinek gibi mi, yoksa Allah muhafaza üzerimize düşecek bir dağ gibi mi? Aslında bütün mesele bu, buradan başlıyor. İnsan onu bir sinek gibi görürse o zaman nefis muhasebesi etmesine ihtiyaç duymaz hocam. Ama anlamamış konuyu. Anlamamıştır çünkü anlamamış, ifade ettiğiniz gibi. Ama bir dağ gibi görürse Allah muhafaza der ki ben ne yaptım böyle deyip o işlediği günahtan korunmak için, tövbe etmek için elinden geleni yapar zaten.
Hani işin bir de bu boyutu var hocam. Yani günahlarımızı hangi açıdan bakıyoruz? Normalleşmiş bir şey mi bizim için? Bir günah işlemek normalleşmiş hale mi gelmiş? Yoksa hani korkunç bir şey mi? İşte kalbimiz titriyor mu? İfade ettiğiniz gibi kalbimiz titriyor mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vabise isminde bir sahabi gelip soru soracak. Utancından soramıyor. Diyor ki işte Efendimiz diyor ki ey Vabise, hani sorunu sen mi sormak istersin ben mi sorayım? Ya Resulallah siz sorun diyor Vabise radiyallahu anh. Efendimiz de diyor ki iyilik ve kötülük nedir diye soracaksın. İyilik gönle huzur veren ve içine sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, seni onaylasalar dahi gönlünü huzura kavuşturmayan, gönülde bir huzursuzluk bırakan ve içinde bir kuşku oluşturan şeydir diyor hocam. İşte günah işlediğimizde bizim içimizde bir kuşku mu oluşuyor? Yoksa o artık normalleşmiş bir hale mi gelmiş bizim için? Tabii şimdi günah kavramı nefis muhasebesinin merkezinde. Sevapla günah birleşiyor. Tabii insan, biz şimdi tabii kavramlar üzerinde durunca günah ve sevap meselesi, insanlar şöyle düşünüyor. Ya acaba konuştuğumuz insanlar ölümden sonrasına inanıyor mu? Aslında herkesin bir inancı, bir gayreti var ama nefis kitleniyor. Şimdi şöyle düşünelim. Hayatı boyunca hiç günah işlememiş insan var mıdır? Yoktur. Evet. Herkesin bir günahı vardır. Okuduğunuz hadis-i şeriften hareketle. Ama hayatı boyunca zinadan kaçan, faizden kaçan, içkiden kaçan ve benzeri haramlardan kendini uzak tutmaya çalışan insan vardır. O günahın işlendiği meclisi o kişiyi götürüp bıraksanız, o kişi orada duramaz. O, Allah-u Zülcelal'in ona göstermiş olduğu bu imtihan sebebiyle sürekli bir hüzün içine girer. İşte evet. Bu insanın hali bambaşka bir hal. Bu insan çünkü vaktiyle de nefis muhasebesi içinde. Bizde şöyle bir durum daha oluşuyor. Büyükler çocuklarını yetiştirirken bazı günahları hafif görüyorlar. Evet. Basit örnekler vereceğim. Mesela alkollü lokantalarda bir Müslümanın yemek yemesi nedir? Bu sorular geliyordur mesela evet. Hüseyin Hoca'yla çıktığınız programda. Efendim cevap veriyorsunuz, bir Müslüman alkollü lokantada yemek yiyemez. Şimdi muhatap ikinci bir soru soruyor. Efendim biz alkol tüketmiyoruz diyor. O da diyor ki alkolün tüketilmediği bir ülke ise, yani şöyle söyleyelim, alkolsüz lokanta bulma imkanınız yoksa zaruret miktarı alırsınız diyor. Ama bizim memleketimiz gibi tertemiz, pırıl pırıl alkolün satılmadığı lokantalar varsa gitmeniz caiz değildir diyor. Şimdi şöyle düşünüyor Müslüman, ama diyor oradaki yemekler çok iyi. Şimdi beni ikna etmeye çalışıyor. Evet. Ben en son şu cümleyi söylüyorum. Günahın işlendiği mecliste belki siz bir büyük olarak kendinizi koruyabilirsiniz. Ama o mecliste günah işlendiğini görerek büyüyen bir çocuğu koruyamazsınız. Yarın siz çocuğunuzdan kendiniz gibi alkolden uzak durmayı beklediğiniz an çocuğunuz size şunu söyleyecek. Baba, biz vaktiyle seninle o lokantalara gittik. Evet, sen alkol tüketmedin ama başkaları tüketiyordu. Ben de bunu gördüm ve devam ettim diyecek. Büyükler kendilerini günahtan korumak için nefis muhasebesi yaptıkları gibi çocuklara da örnek olmaya çalışmalılar. Çünkü arkadan gelenler onlara bakarak gelecek. Bizim nefis muhasebemiz sadece bizi bağlamıyor. Bizden sonra gelenlere de örnek oluyor. En önemli kısım kendi ailemiz, kendi öğrencilerimiz, çevremizdekiler. Rahmetli babacığım, Hanefilerin meşhur hukukçusu, böyle ekranda da duyuyordur dostlarımız bunu, İmam Seraksi'yi anlatırken şöyle derdi. İmam Seraksi Hazretleri çok büyük bir Hanefi
fakihi. Ona diyorlar ki, bu kadar büyük ilme neyle eriştin? Cevabı şu, abdestsiz kağıda bile dokunmadım diyor. Allah Allah. Bırak Kur'an-ı Kerim'e dokunmayı, abdestsiz kağıda bile dokunmadım diyor. Çünkü o günkü şartlardaki kağıt bir şekilde İslami hizmetlerde kullanılıyor. Hadis-i şerif yazılıyor veya neyse. Ama sonuçta bu kağıttır diyor. Şimdi bir şeyin ölçüsünü ortaya koyuyor. Biz mesela hocalarımızı okuduğumuz günlerde nefislerini kontrol eder halde tanıdık. Nasıl? Kıbleye ayak uzatmazlar. Evet. Kitaplara saygı gösterirler. Kur'an-ı Kerim'i belden aşağıya indirmezler. Bunların hepsi nefis muhasebesi. Ezan okunduğu zaman, Kur'an okunduğu zaman bir çeki düzen verirler hocam. Hemen. Eğer o esnada uykudaysa, ezan sesi onu uyandırmışsa hemen ayağa kalkar, bekler, ezanı tekrar eder ve dinler. Bunların hepsi nefis muhasebesi. Daha önemli bir muhasebe var. Öfkesini yenebilmek. Öfkeyi yenebilmek. Yani sinirlendi, kızdı, karşı iki tarafa bir şeyler söyleme gücü var. Kendi kendine şunu diyor. Ben nefsime hakim olayım. Bunun karşılığını Allah'tan beklerim. Efendimizin bir hadis-i şerifi evet. Aklımıza geliyor hocam orada. Güçlü güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilendir. Evet. Hatta pehlivan ifadesi kullanılıyor. İşte güçlü pehlivan, gerçek manada hakim olan, otorite olan kişi. El-keyyisü men dâne nefse. Ve amile limâ ba'del mevt. Ve ölümden sonrasına göre çalışan, yani nefsini yenip ölümden sonrasına göre hazırlık yapan kişi. Şimdi zaten nefsini yendiği zaman insan, kötülükten kendini alıkoyduğu zaman insan niçin alıkoyar? Mükafatını Allah'tan bekleyerek. Geçen bir delikanlı şöyle soruyor. Hocam diyor, biz diyor hamdolsun işte ortaokul, lise, üniversite ve iş hayatımızda Allah'ın haram kıldığı bir şeye el sürmedik. Bu ister içecekler olsun, isterse diğerleri olsun, isterse de kadın erkek ilişkileri olsun. Bunun karşılığı cennette nedir? Bunlar cennette verilecek mi bize? Ben de ona şunu cevap verdim ayeti kerimeyle. Mevla Teala buyuruyor ki, وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ. O ahiret yurdunda, cennette neyi arzu ediyorsanız o var. Yani şu yok, bu yok. İşte şunlar var mı dünyadaki bir kısım haramlar? Oradaki beden kodlarını bilmiyorum dedim. Evet. Bu dünyada insanın kodları şunları şunları isteyebiliyor. İnsanın DNA'sı veya genetiği bir kısım haramları da arzu ediyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki kendini kontrol et. Cennette karşılıkları var. Ama cennete gittiğimiz zaman bunları isteyecek miyiz? Çok net değil bu. Evet. Ama bu dünyayı temiz bitirebilmek için iyi bir nefis muhasebesi yaparsak, bizim nefis muhasebemize insanlar en son musallada şahitlik yapacaklar. Yani orada da hocam artık ömrün sonuna gelmiş bir şekilde son nefesimizi hayatımızı nasıl yaşarsak işte o şekilde uğurlandığımızı inşallah göreceğiz, hissedeceğiz inşallah. Tabii hocam ömrün bir sonu var, programın da bir sonu var. Evet. Vaktimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun bizlere istifade ettik hocam. İnşallah seyircilerimize istifade etmiştir. İnşallah. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Kıymetli seyircilerimiz bugün Masum Vanlıoğlu hocamla birlikte nefis muhasebesini konuştuk. Efendim ömür sermayesi Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en büyük nimettir. Ve bu nimetin de bir sonu vardır. Elbet bir gün artık Azrail Aleyhisselam gelecek ve o emaneti bizden teslim alacak. Tabii ömrümüzü nerede, nasıl tükettiğimizden de hesaba çekilmeden artık cennet yahut Allah muhafaza cehenneme insanlar gitmeyecekler. Öncelikle bunlardan hesaba çekileceğiz. Tabii bunlardan hesaba çekilmeden önce de biz dünya hayatında kendimizi hesaba çekersek inşallah orada Cenab-ı Hakk'ın çok güzel bir şekilde lütfuna ve ihsanına mazhar oluruz. Rabbim cümlemizi
Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olanlardan eylesin. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.